Evet, Parametre ile karşınızdayız. Piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Piyasalar henüz açılmadan gelen açıklamalar nasıl bir açılışa işaret ediyor? Merkez Bankası'nın almış olduğu bu önlemler ne derece proaktif? Piyasa burada gördüğü büyüklükten memnun mu? Bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız. Ankara temsilcisi Posta Gazetesi'nin Hakan Çelik ve finans temsilcisi Mert Yılmaz burada. Hoş geldiniz her ikinizin de. Ya böyle finans temsilcisi diyorum sana çünkü her böyle ani açıklama olduğu zaman seni arayıp böyle Mert ne oluyor diyorum. Gecenin böyle kör vakitlerinde genellikle arıyorum. Bu sefer senden müsaade isteyeceğim. Mert'le başlayalım Hakan. Evet. Çünkü açıklamalar önemli. Zorunlu karşılıklarla ilgili. Ben şöyle okudum açıklamaları. Merkez Bankası diyor ki arkadaşlar paraya ihtiyacınız varsa o parayı ben vereceğim. Aynen. Dolayısıyla 2001'de hafızanıza koyduğunuz şey var ya onu silin. Böyle bir şey yaşanmayacak. Ben buradayım. Bir Demirbank vakası daha yaşanmayacak. Bankalar bu anlamda sakin olsunlar. Likidite problemi yok. Bankalarda zaten bir problem yoktu sermaye yeterlilik rasyolarında. BDDK vardı. BDDK da benzer açıklamaları dün gece yaptı. Dolayısıyla benim okuduğum piyasada para var. Panik yapmaya gerek yok. Aynen öyle. Ama sen başka şeyler de okumuşsun. Sorunu al. Şimdi tabii enteresan günlerden geçiyoruz gerçekten. Ben Sayın Bakan Cuma günü açıklamasının hemen ardından Hakan beni oturdu koltukta dedim ya. Sonrasında işte tekrar 6.40'larda kapanan bir kur. Ama Cuma günkü burada söylediğim şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani biraz hani bir problem yokmuş gibi davranılıyor. Sorunun kendi gene çözülmesi bekleniyor gibi bir hal var. Biraz piyasa bir şeyler duymak, görmek istiyor diye. Dün itibariyle işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri piyasa o kadar gergin ve sinir uçlarını o kadar hassas hale geldi ki ve aslında bu Sayın Bakan'ın dün artık adını koyarak açıkladığı konu uzun süredir piyasalarda konuşulan ya da halk arasında konuşulan bir şey. Yani şu sorularla hepimiz karşılaşmışızdır. Bankada TL mevduatım var, devlet el koyar mı? Bankada dövizim var, acaba bunu daha düşük bir kurdan devlet TL'ye çevirir mi? Şeklinde kaygılar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı dün aslında daha çok sanayiciye ve tüccara zaten adını koyarak söyledi. Ve orada da söylemek istediği aslında şu, tabii ki bir döviz borcum varsa, bir döviz ödemem varsa mutlaka ki onu temin edeceksin. Ama hani ihtiyacınız yokken hani böylesine bir şeyle pozisyon almaya çalışmayın deyip ama arkasından bir bana B ve C planımı hayata geçirtmeyin deyince o kafalardaki soru işaretleri hızla çoğaldı. Şimdi orada B ve C planının neler olduğuna ilişkin bir endişe oluştu. Kimse o B ve C planının ne olduğunu bilmiyor ama piyasadaki kaygı devlet mevduat el koyar mı, dövizimi TL'ye çevirir mi? İki soru olunca bu B ve C piyasa tarafından ya da halk tarafından öyle algılandı. Şu B ve C için Ankara ne konuşuyor Hakan? B ve C için ne konuşulduğunu hemen Berat Albayrak anlattı. Şimdi çok büyük bilgi kirliliği olur böyle zamanlarda. Bir kere yatırımcıların da, Moody'lerin de, vatandaşların da, esnafın da, hepimizin, herkesin, medyanın da bu bilgi kirliliği karşısında son derece dikkatli olması gerekir. Biz bunu 15 Temmuz'daki o süreçte de gördük. Bir sürü yalan, yanlış haberler yayıldı. Böyle Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren ve herhangi bir konu ne olursa olsun sosyal medyada veya diğer alanlarda spekülasyon yapanlar veya manipülasyon, çok daha tehlikeli manipülasyon yapanlar bir takım haberleri isteyerek veya istemeyerek yayılmasına neden oluyorlar. Dün de akşam gece boyunca böyle bir şey vardı Asya piyasalarıyla beraber. Bambaşka şeyler açıklandı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, sözleri sanki yarın kalkıldığı zaman hafta başında Türk lirası mevduatlara el konulacak veya döviz hesaplarının TL'ye çevrilmesi zorunlu hale getirilecek gibi bir hava estirildi bazı çevrelerde. Bunun aslı astarı tabii ki yok. Berat Albayrak dün çok net bir şekilde bunu açıkladı. Ayrıca şunu söyleyelim, zaten böyle bir şeyin yapılıyor olması demek bir ülkede ekonomik modelin artık yeni bir safhaya geçiyor olması demektir. Kesinlikle. Ki bu Türkiye'nin yaklaşık bir 20 yıl belki 30 yıl belli anlamda geriye doğru gitmesi gibi bir olaya neden olabilir. Böyle bir durum içinde de değil zaten Türkiye. Ayrıca şunu söyleyelim. Bu konuda lütfen ilgili, sorumlu ve yetkili makamların açıklamalarına itibar edelim. Nedir bunlar? Cumhurbaşkanlığı ve ilgili ofisleri, Hazine ve Maliye Bakanı var. Yani Sayın Berat Albayrak gerekli durumlarda açıklamalar yapıyor. Bunun dışında özel bir takım kurumlar ve yetkili kuruluşlar var. Yani Merkez Bankası, işte BBDK,
Ayrıca Türk bankacılık sisteminin gerçekten şundan insanlar emin olsunlar. Evet, şu an gerçekten bir dalgalı süreçten geçiliyor ve dolar kuru farklı bir dalgalanmanın içinde, farklı nedenlerden ötürü, ama Türk bankacılık sistemi dünyada ve hatta Avrupa'da kurumsal kimliği itibariyle, emniyet sübapları itibariyle en sağlam sistemlerden birine sahip. BDDK'dan sonra özellikle bu, öyle bu çok olmuş. Önemli. Çok yani özür dilerim Hakan, bir keseceğim. 2001 krizinin, lütfen tabii. Çünkü Türkiye'de yaşamak bunu gerektiriyor. Böyle yüreğimiz hep ağzımızda ya. Boğaz'dan geçen bir gemi, Karadeniz'den Marmara'ya inen bir kargo gemisi, Malta bandıralı bir gemiden bahsediyoruz. Faciaya, felakete ramak kala demir atarak duruyor ama az kalsın oradaki canım yalılara doğru gitmek üzereymiş. An itibariyle de canlı görüntüler sizlerle paylaşılıyor. Orada bir kılavuz kaptan da herhalde yanına gidiyor. Ayrıntılar geldikçe sizlerle paylaşacağız elbette. Ama bir not olarak, yani şöyle, Türkiye'de hele ki İstanbul gibi bir incide, yani yüreğim sürekli ağzımda, yarın ne olacağı, sonraki plan yapamamak diye bir şey var artık. Yani plan yapmıyorum, bıraktım planı, çünkü nasıl o planım bozuluyor. Tamam diyorum, yani yapmayayım, en iyisi böyle daha iyi olacak. En yakın yaşayan sensin herhalde. Tabii her zaman yaşıyorum bir de. Yine çok çok da endişelenme. Yani dünyanın böyle en oturmuş ülkelerinde bile geçen gün Seattle'da adam mekaniği evet, uçağa kaldırdı. Otoyola inen uçak gördüm. Yani dünyanın en iyi korunduğunu düşündüğümüz ülkelerinde, havalimanlarında bile böyle beklenmedik şeyler oluyor. Çok moralimizi bozmayalım. Evet, biraz belirsiz bir haftaya başladık dün akşamki hadiseler itibariyle, ama şunu söyleyeyim. Türkiye ekonomik olarak küresel sistemin önemli bir parçası. Türkiye bir açık ekonomi. Ticaret alanı itibariyle, yükümlülükleri ve finans sistemi itibariyle Türkiye küresel ekonominin önemli bir üyesidir. G20 ülkelerinden biri, bir NATO üyesi, Avrupa Birliği ile belli bir sistemin içinde giden bir ülke. Nihayetinde Türkiye'nin bir ekonomik veya herhangi bir şekilde bir felakete sürüklenmesi demek, bu küresel sistemin çok ciddi zorlanacağı anlamına gelir. Dün Euro'daki hareketleri gördük hepimiz. Şimdi orada Euro demişken sen Mert'e bir döneceğim. Ben meslek hayatım boyunca gelişmekte olan bir para biriminin, gelişmiş olan iki para birimindeki pariteyi etkileyecek derecede etki gösterdiğini hiç görmemiştim. 1.16'lardan 1.13'e doğru gelen pariteyi ben TL işlemlerle açıklıyorum. Şöyle, aslında gördük ama hani biz kendi üzerimizden okumadığımız için zaman zaman belki geçmiş tarihlerde bir takım, hani hafızamıza çok fazla yer etmemiş olabilir. Buna neden olan da Cuma günü yayınlanan bir rapor var. Deniyor ki işte özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazı bankaların Türkiye'de yatırımları var. Bazılarının sermaye yatırımı olarak var, bazılarının portföy yatırımı olarak var. İşte Türk lirası varlıklardaki çok önemli değer kayıpları yaşanıyor. Bunun devamı gelebilir. Rapordan söz ediyorum bu arada. Devamı gelebilir ve bunun devamının gelmesi bu bankaların bilançolarında bir tahribat yaratabilir. Bunun da bir bulaşıcılık etkisi olabilir. Ve Euro bölgesindeki bankaların ya da mali sistemde bir yıpranmaya neden olabilir. Aslında buna benzer bir şeyi diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde de görüyoruz. Yani orası bir sarmala giriyor gibi. Biz sürekli değer kaybediyoruz. Ondan sonra işte diğer gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybediyor. Sonra onlar değer kaybetti diye biz bir tur daha değer kaybediyoruz. Ama bak, gelişmekte olan piyasalar birbirine görece hesaplanırken kendi aralarında ayrı bir değer kaybı yaşıyorlar. Euro ile dolar arasındaki parite oynadı dün. Ama Türkiye'nin de Avrupa ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu dün Alman Ekonomi Bakanı Altmaier ve İtalya Dışişleri Bakanı Movaro, yani Türkiye'ye bir şey olursa biz bundan olumsuz etkileniriz. Türkiye bir denge unsurudur. Biz Türkiye'nin böyle bir kötü bir noktaya gitmesini istemiyoruz derken, Amerika Birleşik Devletleri'ne de bu yani ambargolar ve tarifeler üzerindeki politikaları sebebiyle ciddi eleştiri getirdiler. Yani ben, İran ambargosu konusu zaten iki kutup. Yani Avrupa Birliği, pardon sözünüzü kestim ama evet. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğu zaten o yaptırımların tanınmayacağını ve kendi ticaretlerini sürdüreceklerini de zaten ortaya koydular. Onlar tanımadıkları zaman olay, ben daha önce sadece Türkiye için söylüyordum bunu, Merkez Bankası'nın işi Maliye Dışişleri Bakanlığı'na devretti diye seninle yaptığımız yayınlarda da çok bu yorum yapmışımdır. Ama şimdi merkez elini taşın altına tekrar soktu. ZK'larda bir oynamaya gitti. O ZK'lardaki oynama 10 milyar lira para veriyor. TL bazlı olarak piyasaya 6 milyarın 3 milyarı altın likiditesi.
3 milyar Amerikan doları cinsinden. Bir bunu değerlendirelim, o ZK'ları çok önemsemek gerekir mi, yoksa yeterli parayı verir mi, yoksa vermez mi tarafında? Şimdi şunu söyleyeyim. Ben o kadar piyasa diliyle ZK'lara alışmışım. Yani ilk defa duyanlar olabilir diye ben bir açayım dedim. Çok iyi yaptın. Şimdi şunu söyleyeyim. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Sonra Sayın Bakan'ın açıklamaları var. O tansiyonu son derece düşüren açıklamalar. Sonrasında da dedi ki bütün işte ekonominin yönetiminin paydaşları yarın piyasalar açılmadan gerekli şeyleri yapacak. İlk adım BDDK'dan geldi. BDDK'dan gelen adım çok önemsediğim, söylemek isterim açıkçası. Swap'la ilgili kararı. Biraz teknik olacak ama belki bir cümleyle anlatmakta fayda var. Orada önlenen şey ne? Gelip düşük faizden Türk lirası alıp sonra onu dövize çevirmek. Bunu engelledi. Yani dövizde... Bu daha çok yabancı için alınan bir önlem. Aynen öyle. Çünkü sen kurun yukarı gideceğini öngörüyorsan ve orada önemli bir marj görüyorsan daha düşük maliyette Türk lirasını alıyorsun, onu götürüp dövize çeviriyorsun. Hem de dövizin yukarı doğru sürüklenmesinde eğer kötü niyetliysen ona da... Japon ev kadınlarının yaptığından mı bahsediyorsun? Gene mi geldik Japon ev kadınlarına? Gelmek istemiyorum ben ama. Swap'ın genel mantığı bu. Sonrasında Merkez Bankası'ndan gelen açıklama var. Az önce sen de söyledin. Piyasa da şöyle şeyler de konuşuluyor. Demin Hakan Bey çok güzel özetledi aslında. Yani işte Cuma günü bankaya gittik, para çekemedik. Banka bize para vermedi. Şimdi yani belki izleyenlere de bir katkı sağlayabiliriz. Her iş modelinin bir ortalama iş hacmi vardır. Yani bu bir banka şubesi de olsa böyledir, bir ekmek fırında olsa böyledir. Bir anda herkes gidip oradan herhangi bir şubeden parayı çekmeye niyetlendiği anda ister istemez onların da günlük bir operasyonel tuttukları para var. O paranın dışına çıkıldığında size derler ki şu anda bu parayı ödeyemiyoruz. İşte ya başka şubeden alın ya da gelecek parayı bekleyin. Hayır, bu sadece Türkiye'de değil. Londra'da da bir banka. Dünyanın her yerinde böyle çalışır. Yani kusura bakmayın, bir randevu alıp gelin derler. Aynen, banka şubesi dediğiniz yer böyle bütün ağzına kadar parayla dolu yerler değildir. İzleyicilerimizin çoğunun başına gelmiştir. Zaten belirli bir meblağın üzerinde para çekeceklerse eğer şubeden önceden telefon açarlar. Aynen öyle. Ya da müşteri temsilcisine şu kadar para alacağım derler. O para merkezden zırhlıyla gelir. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bu normal operasyonel olarak yaşanabilecek aksaklıklar. Yani günlük hayatın içinde de yani bu geçtiğimiz şeylerden farklı günlerden söz etmiyorum. Ama öylesine bir bilgi kirliliği ve öylesine artık iş manipülasyona döndü ki en ufak bir şey bir sistemik sorun halinde anlatılır hale geldi ve sosyal medya burada çok açık söyleyeyim kötü niyetli biçimde kullanılıyor. Merkez Bankası'nın yaptığı şu, bir likidite sağladı. Sen az önce programı açarken kendin zaten sorunun cevabını verdin. Yani ben buradayım, paraya ihtiyacı olan gelsin kardeşim dedi. Önemli olan piyasa açılmadan bu kararların alınmış olması, uygulanmaya konmuş olması ama temel sorunun bir siyasi kaynaklı bir sorun olduğunu Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler nedeniyle. Dolayısıyla burada yapılanların bir geçici süreli rahatlama sağlayacağını unutmamak gerekir. Ben beklerdim ki ve isterdim ki bu olağanüstü günlerden geçilirken bu açıklamalar keşke Cuma günü Sayın Bakan tarafından da yapılsa. Bu soru işaretleri Cuma günü de vardı, hepimiz biliyoruz bunu. Bugüne biraz daha sakin başlama şansımız olurdu. Bugün şu an itibariyle son kur kaç bilmiyorum, o kadar hareketli ki. Ama 7.20'ye gitti. Oradan neyse 6.80'e geldi diye rahatladığımız kur aslında Cuma günü kapanışının yaklaşık 35 kuruş hala üzerinde. 6.65.84. İşte yaklaşık 20 kuruş daha üzerinden söz ediyoruz. Ve bu arada dün onun altını çizmekte fayda var. Çünkü gelen mesajlar, işte sizin verdiğiniz rakamlar bizim gördüğümüz rakamları tutmuyor gibi bir takım eleştiriler var. Bu eleştiriyi kabul etmiyorum. Şundan sebep kabul etmiyorum. Sonuçta veri sağlayıcı bazı data sağlayıcı şirketler var. O şirketlerin her biri farklı kotasyon giriyorlar. O farklı girilen kotasyonlarda birinde 7.28 görürken maksimum seviye olarak birinde 7.21 görebiliyorsunuz. Birinde 8 görebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında oraların tek bir işlemle yanmış olması deriz biz piyasada. Tek bir işlemle denenmiş olması, gösterilmiş olması dolar işte maksimum şu noktayı gördü demeyi de peşine getirmez. Telefon hattımızda Profesör Doktor Erhan Arslanoğlu var. Hocam günaydın. Günaydın, merhaba. Şimdi her şeyden önce şu dün geceden başlayalım sizinle. Dün gece BDDK'nın açıklaması, swaplarda bir kısıtlamaya gidilmiş olması, öz kaynağın %50'siyle sınırlandırılmış olması.
Bugün piyasaya likidite rahatlatıcı önlemlerin merkez tarafından verilmiş olması ama zorunlu karşılık oranlarıyla ama direkt olarak ben buradayım, likidite sağlayacağım, bankalar bu anlamda endişe etmesin deyişinin piyasada ne kadar karşılığı olur? Piyasa merkezi bir açıklama daha yapmaya bir olağanüstü para politikası toplantısına zorlar mı? Yani olağanüstü bir hafta, geçen hafta diyelim, geçirdik. Son iki günü daha da olağanüstü oldu. Dolayısıyla arkasından olağanüstü önlemlerin de biraz gelmesi gereken bir döneme girdik. Hafta sonu da bu beklenti vardı. Bence dün akşam Sayın Bakan'ın açıklamaları bu anlamda hani piyasa açısından cevabı beklenen sorular anlamında da önemliydi. Güçlüydü de diye düşünüyorum. Yani dün geceden bu yana bakacak olursak yapılabilecekler anlamında hem pratikte tabii ki rakamlar şu anda piyasadaki oluşan miktarlara, volümlere göre çok düşük olabilir. Merkez Bankası'nın ya da işte BDDK'nın attığı adımlar ama güçlü bir sinyal etkisi de taşıyor. Arkasından diğer adımların da gelebileceğini düşünüyorum. Yani bu tür durumlarda likiditeyi olabildiğince nasıl söyleyelim, yoğun verebilmek, limitleri burada geniş tutabilmek alınabilecek ilk aksiyonlardandır. Çünkü o tür bir riske karşı önlem almaya çalışıyorsunuz. Doğru, yerinde de etkisi olabilecek önlemler diye düşünüyorum ama kesinlikle devamı gelmesi gereken ve ekonomi yönetiminin bu anlamda hem iletişim olarak hem elindeki araçları kullanmak anlamında yoğun bir şekilde piyasada olması gereken bir güne başladık görünüyor. Yeteri derecede likidite sağlıyor mu bu önlemler sizce? Yani toplam Türkiye piyasasını düşünecek olursak yeterince olduğunu söylemek çok yeterli olmaz ama çok da küçük ihmal edilebilir rakamlar olmadığını düşünüyorum. Ve devamının da gelebileceği kanaatindeyim. Ama toplam volümleri, toplam olası talepleri likidite, TL ve döviz anlamında bakacak olursak tabii ki daha fazla bir ihtiyaç olabilir. Yalnız burada da hani bu adımları atarken de aşama aşama atmakta fayda var. Yani biraz bekleyip izleyip tepkileri görüp ilerlemekte fayda var. Bu anlamda en azından güçlü bir sinyal verildiği kanaatindeyim ben. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, katkı verdiğiniz için. Şimdi gelen mesajlar da var, hem Twitter hem Instagram üzerinden. Spekülasyon yapıyorlar, yine marjinin ne olduğunu açıklar mısın şunlara demiş izleyicimiz. Şimdi Mert Yılmaz buradayken benim marjin açıklamam çok da şık olmaz. Marjin derken teminat marjin tamam. Kollardan bahsediyor herhalde bu şey, özellikle fix piyasasında dün gece çalıştığı çok söyleniyor. Teminat tamamlama mı yoksa teminatlar gerçekten eksiye döndü mü tarafı benim için de bir soru. O tabii aracı kurumlar için ya da yatırım bankaları için ve müşteri bazlı farklı farklı değerlendirilebilir ama marjin tamamlamak şudur. Kaldıraçlı işlem yapılan yerde bir teminat şey, yani siz bir birim para koyarsınız, bu kaldıraç oranına göre bazen 1:10, 1:20, 1:100 daha yüksek oranlarda bir pozisyon açma şeyiniz olur. Ve o pozisyonu doğru yönde, yani siz yükseliş beklentisindeyken piyasa yükseliş yönde hareket ederse daha hızlı para kazanırsınız. Ama ters yönde şey olursa en ufak marj oynamalarında sistem size paranızın yetersiz olduğunu ya da ortaya koyduğunuz teminatınızın yeterli olduğunu ve bu teminatınızı tamamlama çağrısı gelişti. Hani margin call dediğimiz ya da teminat tamamlama dediğimiz şey budur. Hatta bu aslında bankaların kredilendirilmesinde de, bankaların kredi verme sürecinde de vardır. Sen bir kredi istersin, karşında bir teminat gösterirsin. Dersin ki bu bardaktır benim teminatım. Fiyat hareketlerinde bir problem olursa banka ya da bankacılık sistemi der ki bu, çünkü varlıkların fiyatları düşer, değerleri düşer. Senin bana teminat olarak verdiğin bu bardak şu anda senin riskini karşılamıyor. Bunun yanına getirip işte bu bardağa da koyman gerekiyor. Teminat tamamlamak budur. Yani bankaların... Bütün dünyada uygulanan bir genel kabul görmüş sistemdir bu çalışan. Bir yanlış daha düzeltelim o zaman. Bankaların uyguladığı marjdan kaynaklı alım satım ekranında kur oranları yüksek gözüküyor. Böyle şikayetler denmiş. Geliyor. Ama bu doğru değil. Doğru olup olmadığını bilmem. Ama şunu bilirim. İçinde bulunduğumuz günler gerçekten ekonomik koşullar itibariyle olağanüstü günler. Yani hiçbir şey yokmuşçasına bir fiyatlamanın oluşmasını beklemek çok gerçekçi değil. Mümkün olduğu kadar özellikle piyasanın kapalı olduğu saatlerde bir fiyatı öngörebilmek ve piyasanın kapalı olduğu dönem için size o işlem şansını verebilmek
müşteriye de yatırımcıya da zarar verebileceği gibi bankaya da zarar verebilir. Genelde de bu tip şeyler sadece bankacılık sisteminin içinde değil, hani kapının önüne çıktığınızda oradaki döviz bürosunda da görürsünüz. Marjlar bazen açılır. Bu bütün dünyada hani bu tip atakların olduğu ya da işte farklı gündem maddelerinden kaynaklı işte bizim için Türk lirası varlıkları, diğer ülkeler için kendi para birimlerinden varlıkların fiyatlanması konusunda öngörülebilirliğin azaldığı gündemlerin içinde bunlar olağan şeyler. Şimdi epeyce uzun zamandır Masak'ın adını duymuyordum. Ben dün gece Masak açıklamasından bahsettik ve Masak bu konuda manipülasyon yapanları hukuki anlamda bir karşılığı olacağını bu işin söylüyor. Ne diyor Masak? Çok doğru bir şey yaptı. Doğru bir hamle yaptı. Şimdi dün Twitter'da şöyle şeyler vardı sosyal medyada. Dolar 10 TL, 10 TL'ye doğru gidiyor diye etiketler vardı. Ya bir dakika, bu bir kere yalan olduğu gibi ayrıca böyle bir şey olursa herhangi bir Türk vatandaşının bundan bir nasıl bir menfaat elde edebilir ki? Yani aynı gemide olduğumuza göre ister cebinizde dolar olsun, ister euro olsun, ister TL olsun. Genel anlamda Türk ekonomisi bir daha da bir kötüleşmeye giderse bu nasıl bir fayda sağlar Türkiye'deki yerleşik insanlara? Dolayısıyla buradaki kasıtlı, kötü niyetli insanların, kişi ve kurumların varlığının da ortada olduğunu biliyoruz. Yani manipülasyon yaparak bir belli bir beklenti sağlamak isteyenler ortada. Fakat tabii biz şöyle bir şey var Mine. Olayların tabii ki bir gerçek tarafı var, bir gerçek olgular var. Bir de psikolojik tarafı var. Bu psikolojik tarafının, yani bankada mevduatı olanların veya herhangi bir şekilde piyasada etkili olabilecek insanların yanlış ve panik hareketlerle kendi durumlarını da kötüleştirmemeleri için burada iletişim son derece önemli. Şüphesiz. İlgili ve yetkili birimlerin doğru iletişimi doğru zamanda gecikmeden yapmalarına ihtiyacımız var. Hem hükümet açısından bunu söylememiz mümkün, hem de ilgili kurumlar, yani Merkez Bankası, BBDK, düzenleyici kuruluşlar bakımından. Şimdi bir de dünya basınında işte Türkiye artık geri dönülemez bir yola girdi, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Efendim 2012'de adamın biri söylemişti, 2009'da şöyle söylemişti. Yani böyle bakacak olursunuz. Kristallaları hep olur. Yani herkes her şeyi zaten söylemiş olabilir. Ve bakın, o kadar akıl dışı bir noktaya gelindi ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın en son hedef aldığı kurumun ne olduğunu biliyor musun? Harley Davidson motosiklet şirketini hedef aldı. Amerikan kültür ikonlarından, yani Amerikan rüyasını temsil eden şirketlerden birine sen üretimini başka bir yere götürürsen ben seni mahvederim, yakarım dedi. Bir taraftan da böyle akıl dışı, herhangi bir rasyonel şekilde açıklanamayacak kararlar alan ve kişileri, kurumları ve ülkeleri hedef tahtasına oturtan bir Amerikan yönetimi var. Dolayısıyla bu Türkiye'deki bozulmayı hızlandıran faktörlerden önemli birinin de Donald Trump'ın tweet'i olduğunu, oh oh Türk lirası düşüyor, bizim de şahane dolarımız var kıvamında attığı tweet'ten sonra belli bir domino etkisi yarattığını ve Türk ekonomisi hakkında az bilgisi olanların veya işte acaba şöyle midir böyle midir diyenlerin de bu kötüleşme kazanına daha çok malzeme attıkları bir duruma gelindi. Şimdi orada bahsettiğim manipülatif hareketlerin haricinde şöyle bir durum da anladığım kadarıyla söz konusuydu. Gerçi işte yeni ekonomi yaklaşımının ardından Mert'le böyle güzel güzel oturmuş kalem kalem değerlendirmiştik. Onu verecektim ben bugün özel röportaj olarak parametrede. Bir gün kullanırız herhalde diye umut ediyorum. Olmazsa onu artık CD'ye basıp sana vereceğim. Kendim saklayacağım. O da yaptığımız konuşmayı birazcık aslında burada izleyicilerimizle de paylaşmakta fayda var. O yeni ekonomik modelin içerisinde eğer piyasa bir büyüklük görmüş olsaydı. Yani şunu kastediyorum. Şu kadar şu kadar TL, bu kadar dolar şuraya. Şu tasarruftan bu kadar hedefliyoruz. Böyle bir ekonomik büyüklük var elimizde. Biz o ekonomik büyüklükte şunu yapacağız. Bu kadarlık mal alacağız. Bu kadarlık tasarruf edeceğiz. Bu kadarlık kemerinizi sıkacağız. Bir deliğin maliyeti işte bizde şu kadar. Bir delik gevşetirsek bu kadar gibi. Böyle piyasa bir büyüklük görmüş olsaydı. Rakamsal bir büyüklük görmüş olsaydı birazcık daha rahatlamaz mıydı? Rahatlardı. Dolayısıyla bu ekonomi yönetimi, madem rahatlardı, ekonomi yönetimi bunun farkındadır herhalde. Şimdi ama hikayenin başka bir tarafı var. Bunları zaten seninleki, yani bizim bildiğimiz ama yayınlanmayan şeyde yayında. Kendi aramızda konuştuk bunları. Yayında konuştuk. Şimdi bir kere bu Cuma günkü toplantıya niye ihtiyaç duydu, bunu iyi okumamız lazım. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerekse Sayın Bakan, bu orta vadeli programın
Eylül ayının başıyla ortası arası bir tarihte açıklanacağını söyledi. Hı hı. Ama piyasaya gelen o kur atağı, hatta faizlerin çok hızlı yükselmesi ister istemez. Çünkü yabancı yatırımcının kafasında cevabını bulmamış bir soru var. Türkiye gerçekten bir enflasyonla mücadele programına girişecek mi? Yoksa büyüme odaklı genişlemeci maliye politikalarını sürdürecek mi? Bu yeni sistemle beraber birkaç defa özellikle Sayın Bakan tarafından dile getirilse de belli ki iletişim konusunda bir problem olmuş. Yani karşılıklı bu soru işaretleri kafalardan kaldırılamamış. Bence Sayın Bakan'ın bu toplantıyı yapmasındaki amaç biraz daha net mesajlarla, yani o orta vadeli programın genel hatlarını çizmek. Ne dedi? İşte büyüme biraz daha düşecek, yumuşak iniş, cari açık %6-6,5'lardan %4'e gelecek, mali disipline sahip çıkacağız. İşte önümüzdeki yıl %2 olan, yani bu yıl için %2 olan olması planlanan bütçe açığını 1,5'a çekeceğiz. Hı hı. Ama burada piyasa, demin de onu söylemeye çalıştım, piyasa o kadar kırılgan ve o kadar söylenen ya da söylenmeyen her kelimeden bir mana çıkartmaya ve bunu fiyatlamaya çalışıyor ki şunu görmek istedi aslında piyasa. Yani ben en azından bir piyasacı olarak onu görseydim daha memnun olurdum. Sayın Bakan dedi ki yıl sonuna kadar 35 milyar liralık bir şey açıklanacak. Bir tasarruf sağlayacağız burada. O 35 milyarın bir nereden geldiğini görmek isterdik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 100 günlük eylem planının içinde bir harcama grubu var aslında. Kanal İstanbul başta olmak üzere. Aynen öyle. Şimdi aslında orada biraz daha o 100 günlük, yani bakanlıkların o 100 günlük eylem planı açıklanırken piyasa bunu orada görmek, duymak istedi. Ya da daha tasarruf, daha biraz bütçe disiplinine sahip çıkılacağına yönelik somut şeyleri görmek isterken orada önümüze bir harcama grubunun çıkması piyasanın kafasındaki soru işaretlerini arttırmıştı. Sonrasında Sayın Bakan'ın yaptığı sunumda da tabii o sunumun hazırlandığı şartlar da Sayın Bakan'ın sunmaya başladığı saatteki şartlar da aynı şartlar değil. Onu da kabul etmek lazım ama en azından bir miktar o boşluğun bak, dolması lazım. Bu söylediğim çok önemli. Onu böyle arada kaynayıp gitsin istemem. Sunumun hazırlandığı şartlarla gün ve saatle ertelendi de bu arada. Ertelendi dediğin saat 11'de açıklanacaktı. 3'te açıklandı. 4 saat bazen... Yani o 4 saatin ne yaptığını anlatmak istiyorum. Ona vurgu yapmak üzere bunu söyledim. Hazırlandığı saatle sunulduğu saat arasındaki şartların birbirinden farklılaşmış olması demek bizim piyasa açısından kısa orta uzun vade diye tabir ettiğimiz ve eskiden zamanlaması çok farklı olan ama şimdi çok kısalmış, böyle öğle yemeğine kadar olan süreye neredeyse kısa vade diyeceğimiz noktaya gelmiş olması önemli bir not. Çünkü aslında şunu hatırlatmak isterim. Orada iki konuşma var. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bayburt'ta yaptığı konuşma. Diğeri Sayın Bakan'ın sunumu. İki konuşmanın önce, yani Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaya başlamadan önceki kurla Sayın Bakan'ın konuşmasını sonlandırdığı kur seviyesi arasında bir fark var. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'ndan piyasanın beklediğine, işte Amerika ile ilişkilerin, siyasi ilişkilerin biraz daha düzelebileceğine yönelik bir takım mesajlar ya da belki daha yumuşak bir tonlama. Sayın Cumhurbaşkanı orada mesajını daha sert verince ve belki benim açımdan algıda seçicilik, tekrar bir faiz lobisi ifadesi. Bu faiz lobisi ifadesini piyasacılar gene döndü. Merkez Bankası demek ki faiz arttırmayacak gibi yorumladı. Çünkü içinde bulunduğumuz günlerde Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklentisi iyiden iyiye kuvvetlendi. Sonrasında Sayın Bakan'ın yaptığı sunumda da bunun bir rakamsal altyapısının mutlaka vardır. Ama o toplantı içeriği itibariyle açıklanmamış olması kurun tekrar yukarı tetiklenmesinde etken oldu. Peki şu rahip mevzu, şimdi piyasada bu kadar rakam konuşunca işte döviz kuru, borsa, tahvil, faiz, işte Merkez Bankası, BDDK deyince bunlar tam böyle benim kendi konularım oluyor ve dolayısıyla ne olmuştu, niye böyle bir şey başlamıştı? Hani ilk tetikleyici nokta bir rahip vardı, bir yerlerde bir papaz vardı, işte Trump papazımı verin diyordu, oradan başlamıştı herhalde hikaye diye böyle güç bela hatırlıyorum artık, çünkü papaz mevzunu bayağı aştı sanki. Tabii Pastor Brunson meselesi artık biraz sadece sembol haline geldi. Özellikle Mike Pence ve Beyaz Saray yönetiminin, Başkan Trump'ın bu konuya adeta takıntılı şekilde sahip çıkması, Türk-Amerikan ilişkilerindeki kötüleşmenin Brunson üzerinden sembolleştiğini görüyoruz. Oysa ki Brunson üst başlığı altında
bizim gazetecilikteki ifadeyle bir dizi alt başlık ve ara başlık açarak ben buna F-35 meselesi, Türkiye'nin Rusya ile hayli yakınlaşmış olması, bugün Lavrov olacak Ankara'da, Sergey Lavrov olacak. Cumhurbaşkanı şey Erdoğan, hemen geliyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hadiseler yaşanırken ilk telefon ettiği kişi, konuştuğu kişi de Putin'di bu arada. Yani bunlara çok da böyle büyük anlamlar yüklemiyorum fakat önemsiz de olmadığının altını çizmeye çalışıyorum. Yani Türkiye bu coğrafyada ve bu küresel dalgalanmalı ortamda İran'la, Rusya'yla ve Çin'le yakın hareket ediyor. Yine Soçi meselesi de Suriye'de yakın hareket ettiğimizi ortaya koydu. Amerika da bundan rahatsız bu arada. Amerika bundan rahatsız, tamam. Ama bu rahatsızlığı gidermek için daha çok Rusya ile bize yakınlaştıracak bir adım atmasını ben anlamlandıramıyorum. Haklısın. Bu Amerika'da rasyonel aklın ortadan kalktığı sebeplerini söylüyorum. Bir, rasyonel akıl ortadan kalkmış durumda. Dünyayı iyi okuyamayan insanlar Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor. Türkiye konusunda türlü türlü nedenlerle, en az 10 madde sıralarım burada, karşıtlık havası içine girmiş olan Kongre, Senato Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'da çok büyük bir negatif bir enerji birikti Türkiye konusunda. Bütün bunların etkisiyle Türkiye İran ambargoları konusunda isteksiz davranmaya devam ettiği için haklı nedenlerle, çünkü İran Türkiye'nin ciddi bir ticaret ortağıdır. Türkiye Rusya konusunda da yakın hareket ettiği için nükleer santralini Rusya ile yapıyor, S-400'ü oradan alıyor. Suriye konusunda ciddi bir yardımlaşma ve işbirliği içinde. Bütün bunlar Amerika'daki devlet aklının hala kaldıysa, Amerika'daki sistemin, modelin Türkiye karşıtlığını güçlendirdiği ve Amerikan medyasında da zaten öteden beri devam eden bir Türkiye ve bir Erdoğan karşıtlığı olduğunu biliyoruz. Yani biz Amerika'ya gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanı ile New York'taki BM zirvesine, orada neler yaşandığını, PKK yanlılarının yaptığı gösteriler, FETÖ yanlılarının yaptığı gösterilerde Amerikalıların tutumunun ne olduğunu görüyoruz. Bunların en önemlilerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin başına bela olan bütün terör örgütleri konusunda YPG ve FETÖ başta olmak üzere aldığı pozisyondur. Bu Türkiye'yi çok rahatsız eden, endişelendiren ve kaygılandıran bir pozisyon. Kalkıp YPG'ye tonla silah vermek, FETÖ konusunda hiçbir adım atmamak, buna mukabil Halkbank ve Hakan Atilla gibi hadiselerde Türkiye'nin üzerine abanmaya çalışmak, onları kullanmaya çalışmak, bir parantez açıyorum, Halkbank'a gelebilecek olan cezanın ne olduğunu da bilmiyoruz. Oradan da böyle fantastik bir şey çıkarmaya kalkarlarsa, ki bu işin de siyasi bir hadiseye dönmekte olduğuna dair güçlü bir izlenim içindeyim. Bu Türk ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da arttırabilir. Yani böyle bir... O bahsettiğin kaygılar zaten bankacılık sektörü tarafından. Şimdi Borsa İstanbul'a bakıyorum. Bu kur hareketleri ya da açıklanan rakamlar da çok böyle anormal bir farklılıkla düşmedi. 94.940'da kaldı. %2.31'lik bir düşüşten bahsediyorum. Şimdi %2 az mı diyeceksiniz ama diğer taraflarda %10'lar, %15'ler, %20'ler gibi bir oynama varken %2.31'i karşılaştırmalı olarak düşük buluyorum. Onun içerisinde Borsa İstanbul tarafında, eğer yanlış bakmadıysam düzeltirsin Mert sen beni, bankacılık sektörü çok da tutunmadı. Tabii uzunca bir süredir bankacılık sektörü civarında. Uzunca bir süredir zaten bankacılık sektörü sanayi endeksine göre çok daha sert bir satış yedi zaten yani. Şimdi orada şunu önemsiyorum. Borsa İstanbul'u hep tutan sektördü bankacılık. Bankacılık %6'ların üzerine bir düşüş kaydettiği gün %2'lik, 2,5'luk bir düşüş orada aslında önemli. Tabii. O Hakan'ın bahsetmiş olduğu Halkbank ilişkin kaygılar bir parça fiyatların içerisine girmiş görünüyor bana göre. Gerçekleşmesi durumunda tabii ki çok daha başka bir fiyatlamayla karşılaşırız aslında ama. Aslında hepimizin kafasında bir senaryo var ve herkes o senaryoya göre kendi, yani piyasa tarafını fiyatlamaya çalışıyor. İşte yani gündem o kadar hızlı değişiyor ki çok çabuk unutuyoruz. Rahibin ev hapsine alındığı haberi geldiği gün mesela Halkbank hissesinin çok hızlı yukarı gittiğini gördük. Evet. Niye? Çünkü Türkiye Amerika arasındaki ilişkiler düzeliyor. Hakan Bey'in söylediği gibi zaten o davanın sonucu artık biraz daha siyaset şekillendirecek, siyaset belirleyecek beklense. Ama şunu söyleyeyim, gene çok büyük bilgi kirlilikleri var. Bu piyasada çalışan hiç kimse Halkbank davasının sonucunun ne olacağını bilmiyor. Ama çok biliyormuş gibi davrananlar var. Benim görevim de izleyicileri uyarmak zaten. Şimdi öyle şeyler konuşuluyor ki Hakan Bey benden daha bilecektir. Efendim çarşamba günü akşamına kadar bu olmazsa Türkiye'ye ekonomik yaptırım gelecek. Efendim şu olmazsa böyle olacak gibi. Bence bunların da
hükümet yetkilileri tarafından, hatta belki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından net biçimde bir açıklanması gerekiyor. Çünkü hani o bunların konuşuluyor olması, ben şimdi piyasacı olarak ne olacağını biliyorum. Çarşamba günü herkes yüreği ağzında bekleyecek. Çünkü ortada şöyle bir laf var. Bir çarşamba lafı geçti. Amerika çarşamba gününe kadar Türkiye'ye süre verdi. Eğer bu olmazsa işte Türkiye'ye artık ekonomik yaptırım uygulanacak. Bunun konuşuluyor olması bile başka bir fiyatlama algısı, başka bir davranış biçimi. Halbuki böyle bir şey konuşuldu mu, konuşulmadı mı, böyle bir ekonomik yaptırımdan, böyle bir süreden bahsedildi mi, bahsedilmedi mi, kimsenin haberi yok. Olması da zaten mümkün değil. İki tarafın haberi olabilir, devlet yetkililerinin haberi olabilir. Bir tevatürde ben düzelteyim. Dün akşam çok fazla tweette gördüm bunu. Çok fazla internet sitesinde Asparagas Haber bu. Banka ismi de vermeyeyim. Ama bazı bankalar açısından devre yok TMSF devroldu, yok likidite anlamında zor durumda, yok şöyle yok böyle. Ki hani bir kez daha altını çiziyorum, bir şeyleri beğenebilir, beğenmeyebilir, eleştirebilir, doğru bulabilir, yanlış bulabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle BDDK bankacılık sektörü açısından gayet işini layıkıyla yerine getirmiş ve dolayısıyla bu anlamda endişe duymaya gerektirecek bir durum yok. Bütün anlatılanlar arasında, bütün bu bir dizi olumsuzluk ve kaygıdan bahsediyoruz ya, aslında bunlar arasında en yani sağlam tutunabileceğimiz kurum bankacılık sistemi diye ben bir kere daha altını çizeyim. Yani ben hiçbir şey yok yani her şey şahane anlamında bunu söylemiyorum. Ama fakat sistematik sorun yok en azından. Kaygıya neden olan boyutta bir hadisenin şu an için söz konusu olmadığını Avrupa'da isim isim de sayarım. Birçok ülkenin bankacılık sisteminden daha iyi kurgulandığını Türk bankacılık sistemini söyleyebilirim. Fakat benim çok üzüldüğüm bir şey olduğunu müsaade eder misin? Lütfen. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye bu kadar hedef alındı ya ve tarihte ilk defa bir NATO üyesi ülkeyi, bir müttefiki bu şekilde hedef tahtasına oturttu bir Amerikan başkanı ve tweet atarak da oh şahane bir mutluluk içindeyim havası estirdi. Amerika'da yerleşik Türk topluluklarından ve var olduğunu sandığımız Türk diasporasından tek bir adım yok. Eğer Amerika İsrail'i, Yunanistan'ı, İrlanda'yı, dünyanın herhangi bir ülke, bırakın Tayvan'ı hedef alan böyle bir noktaya girseydi, Amerika'nın önemli meydanlarında topluluklar ellerine Amerikan ve o ülkenin bayrağını alarak nümayiş yaparlardı. Amerikan medyasında etki ortaya koymaya çalışırlardı. Amerika'da yerleşik çok ciddi sayıda Türk kökenli insan var ve bunlar çok iyi yerlerde, iyi şartlarda yaşayan insanlar, eğitimli insanlar. Kendi ülkelerine de, ana vatanlarına da ben biraz sahip çıkmalarını ve Amerika'da bir baskı grubu oluşturmaya çalışmalarını beklerdim. Bir iki cılız açıklama dışında hiçbir etkilerini görmüyorum. Çok çok büyük bir üzüntü içindeyim. Aslında orada katılıyorum o üzüntüne. Orada yaşayan insanların orada bir lobi oluşturamamış hiçbir şey yapmadılar neredeyse. Buradaki problem. Bir lobi oluşturabilmiş olsalardı bir şey yaparlardı. Tıpkı aslında hani biraz hafıza tazeleyelim. Şu 70'lere doğru gidelim. O zaman Amerikan ambargosundan bahsettiğimiz zamanlarda Ecevit'in çıkışı işte şeye Yunanistan'a bile posta o arada konuluşu Amerika'yı bu anlamda sert dille eleştirirken o zaman da oralarda hiçbir şey yapılmamıştı ve o zamanlardan beri aslında bizim belki de bir lobiyi oluşturmuş olmamız ama bu kadar başarılı bir ülke kendisini Amerika'da Avrupa'da anlatamıyorsa bu gerçekten hele ki Türkiye gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii yani olur mu böyle bir şey şimdi koskoca diyoruz ki stratejik müttefik yani Wall Street Journal'a efendim Economist'e, New York Times'a bir ilan verirsiniz. Amerika'daki Türk toplulukları, iş dernekleri ya da neyse dersiniz ki ey Amerika o kadar da değil. Yani Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu kadar önemli bir müttefikinize de bunu yapamazsınız. Oturun sorunları diplomasi yoluyla çözün. Sen ne demek Türkiye'ye şunu yaparım bunu yaparım diye tweet atıyorsun diye bir baskı gücü olarak yumuşak gücünü kullanması gerekirdi bu kurumların. Şimdi dönelim tekrar piyasa aslında tarafına. Benzer çok haklısın orada. Serzenişe, bence çok işbirliği içinde olduğumuzu düşündüğümüz zaman zaman çok yakınlaştığımız dini bütünlüğümüz içinde olan Körfez ülkelerine de bir şey de bulunmak lazım en azından. Yani oradan da çok haklı sayılır bir destek gelmedi mesela Türkiye'ye. Ekonomiden çıkmak istemiyorum. Ama gittikçe diplomasiye doğru gidiyor. Hayır, bunların etkisi var da ekonomiye çok, etkisi çok ciddi var, etkisi tabii var. Tabii ki çok salt ciddi bir ekonomik, var. Salt bir ekonomik sarsıntı değil bu. Siyasi, psikolojiyle iletişim yönü olan bir hadise. Ne Körfez ülkelerinden ne Türkiye Cumhuriyeti'ne. O zaman ben de onu ekleyeyim. Tabii. Kardeşlik bağı kurduğumuz
yerlerden de öyle çok önemli bir destek. Ben duymadım, yani görmedim en azından kendi adıma. Ya bunların hiçbir faydası olmaz da zaten. İslam İşbirliği olması bir şey değil İslam ama yani İslam İşbirliği teşkilatından hani ayıp olmasın diye bir açıklama şuradan buraya. Onun yerine İtalyan Dışişleri Bakanı diyor ki Türkiye denge unsurudur. Alman Ekonomi Bakanı diyor ki kardeşim ya olmaz böyle bir şey. Biz Türkiye'nin yanındayız diyor. Şimdi yani olur mu? Aynen. Şimdi ekonomi tarafında 5 dakikamız kaldı bu arada yayını kapatmaya. Orada KOBİ'ler Türkiye açısından çok önemli. Şüphesiz. Çünkü biz zaten küçük ve orta ölçekli şirketler tarafına önem vereceğiz ki onların hacmini zaten genel ekonomik yapımız da o. Evet zaten o. Dolayısıyla dün Bakan Berat Albayrak'ın arkadaşlar isterseniz o tweetleri de ekrana verebiliriz. O tweetlerin içerisinde bankalarımızla birlikte kurdaki dalgalanmanın en fazla etkilendiği reel sektör firmaları KOBİ'ler dahil durumları ile ilgili aksiyon planımızı hazırladık diyor. Buradaki aksiyon planının ne olabileceğini belki konuşmamız lazım. Bankalarımız ve BDDK ile birlikte gerekli önlemleri hızlı şekilde alacağız diyor. BDDK'dan gelen açıklamaları düşününce evet likidite anlamında bankaları rahatlatıyor. KOBİ'lerle ilgili neler yapılabilir? Bu can suyu tarafı, KGF tarafı herhalde bir tur daha işin içerisine girecek gibi algılıyorum ben. Ya da ona benzer bir önlem alınacak ama o KGF bu sefer gerçekten hani can suyu olup sürdürmeye yönelik değil de gerçekten KGF olarak kullanılacak diye umuyorum. Aksiyon planımızı uygulamaya şimdiden başladık diyor. Piyasayı rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız bunu konuştu. Kurumlar gerekli adımları zaten attılar. Belki merkezden bir tur daha açıklama gelir. Onu da bekleyeceğiz. KOBİ tarafını çok önemsiyorum Mert. Ne diyorsun? Şimdi Mine, senin de söylediğin gibi KOBİ'ler Türkiye ekonomisinin önemli dinamiklerinden bir tanesi. Türkiye'nin reel kesiminin ciddi bir döviz bazlı kredi borcu var. Bir de döviz açık pozisyonu var. Döviz açık pozisyonu yaklaşık 220 milyar lira gibi. Bir de bunun yanında bir cari açık problemimiz var. Şimdi korkulan şu aslında. Kurdaki her yükseliş bu reel sektörün... 2 milyar oynatıyor galiba. Nasıl? 2 milyar mı oynatıyor? Rak aşağı yukarı. Öyle bir şey hesapladım ama sabah da. Şunu söyleyeyim yani kurdaki her bir kuruşluk yükselişin reel sektörün bir kesimi üzerinde yarattığı çok ciddi bir tahribat var. Şöyle büyüklükleri vereyim de üstüne rakamla konuşalım. Reel sektörün net döviz pozisyonu -217 milyar dolar evet. Döviz açıkta. Doğru. Bankaların net döviz pozisyonunda dövize nötr seviyedeyiz. 558 milyon dolardan bahsediyoruz. Yastık altı hariç net döviz pozisyonu hane halkının artı +85.8 milyar dolar dövizde dolayısıyla fazla. Ülkenin net döviz pozisyonu -400.9 milyar dolar döviz açıkta. Erkin bir şey yapmış, hesaplama yapmış, onu da iletmiş olayım. Grafiklerle de zaten desteklemiş. Bir de kredi stoğu var. Ya o kredi stoğu çok problem değil. Yani daha yüksek maliyette bulursunuz, o krediyi rol edersiniz. Ama döviz açık pozisyonu dediğiniz şey, kurdaki her yükselişin yarattığı bir döviz açık pozisyonu olan şirket üzerine bir tahribat var. Şimdi korkulan şu, çok da haklı bir kaygı bu. Neticede o reel sektör şirketlerinde oluşacak herhangi bir sıkıntının bankacılık sisteminde yansıması ve tekrar dönüp işte sermaye yeterlik rasyolarının gözden geçirilmesi gibi bir takım şeyler var. Bu nedenle bir takım tedbirlerin alınması düşünülüyor. Bu bir KGF olabilir mi? Çok emin değilim çünkü... İş tekrar KGF üzerinden tartışacak olursak tekrar bir genişlemeci maliye politikasına dönüyoruz demektir. Bütün bu anlatılanlardan başka bir yere çıkacak. Otomotiv sektörüne peki ihracatta önemli kalemlerden bir tanesi olduğu ve oradaki ihracat kesildiği için daha doğrusu çok azaldığı için söylüyorum. Aynı zamanda iç piyasadaki talep çok müthiş derecede tabii kesildi ihracatın azalmasından ziyade. Otomotiv tarafında tıpkı zamanında konut verildiği gibi bir kredi, faiz oranında düşüklük, öyle bir teşvik, öyle bir destek, işte bir peşinat, o peşinatın işte daha fazla ayla taksit ödenmesi. Yine bunların hepsi uygulanabilir. Sektör bazlı uygulanabilir. Ama şunu bir kabul etmemiz lazım. Şu anda bir yatırımcı güvenini tesis etmeye ihtiyacımız var. Siz bir tüketici olarak eğer önümüzdeki dönemdeki belirsizliğin devam edeceğini, hatta işlerin daha kötüye gidebileceğine ilişkin bir kaygınız varsa bir şey almak için kendinizi bir geri çekersiniz isterseniz. Özellikle bunu bir taksitle alacaksanız. Bu insanlarda psikolojik olarak bir iş kaygısını beraberinde getirebilir. Gelirinde bir azalma kaygısını beraberinde getirebilir. Hep onun için seçimin öncesinden bugüne kadar aynı şeyi söyledim. 4 madde ve bunlardan bir tanesi yerli ve yatırımcı güveninin tesis edilmesiydi. Bunu tesis edebilirsek buralardan çıkmamız daha kolay olacak. Ama maalesef Hakan Bey demin değindi. Bir başka problemimiz var bence. Yani bir sosyolojik problemimiz var. Toplumdaki
bu kutuplaşma, bu ayrışma maalesef bizim bu konudaki mücadele etme gücümüzü, enerjimizi biraz emiyor, çekiyor. Kimse buradan Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek daha derin bir darboğazdan ya da kurdaki yükselişten çok az bir kitle bundan karlı çıkabilir ya da matematik olarak karlı çıktığını sanabilir. Ama hepimizin üstüne binecek bir maliyet olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü bu işleri buralarda toparlayamazsak Türkiye ekonomisi ya bir resesyona gidiyor, yani ekonomik olarak küçülecek, ya da daha tehlikelisi bir stagflasyona gidiyor. Stagflasyon hiç konuşmak bile istemiyorum. Aynen öyle. Buralara gelmeden hepimizin bir ortak akılla bu çözüm önerilerini ortaya koymamız ve uygulayıcıların da uygulaması gerekiyor. Bu meşhur bir ifade var ya, hepimiz aynı gemideyiz diye. Bu yaşadığımız günler gerçekten bunun tam karşılığı. Şimdi anlamına 30 saniyemiz kaldı. O 30 saniyeyi de şu soruya ayırmak isterim. Yeni müttefik buluruz derken NATO'dan çıkış sinyali mi? Buna Hazar Denizi etkisi nedir? Malum enerji köprüsü olacağız demiş bir izleyicimiz. Hayır, böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani NATO demek Amerika Birleşik Devletleri demek değildir. Türkiye'de NATO'nun kıymetli ve değerli bir üyesi. Amerika ile yaşanan hadiseleri ikili düzeyde ele almak gerekir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bu şekilde değerlendirmedim, yorumlamadım. Türkiye ilişkilerini farklı ölçeklerde ve coğrafyalarda zenginleştirme gayretinde bir ülke. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın seyahatlerinin önemli bir bölümünü takip ettim. En son BRICS zirvesindeydik. Güney Afrika'da Türkiye bir Afrika gücü, Türkiye bir Asya gücü, Türkiye bir Avrasya ve Türkiye bir Avrupa ülkesidir aynı zamanda. Bu parametrelerden birinin çıkması halinde bu örneğin Türkiye-Rusya ilişkilerinde de Türkiye'nin daha fazla bağımlı hale gelmesine neden olur ve bu arzu edilen bir şey değildir. Tam tersine Türkiye kaynaklarını çeşitlendirmek mecburiyetinde. İlişki içinde olduğu diplomatik alanlarını genişleterek hareket etmek durumunda. Ben bir NATO'dan çıkış gibi bir şey öngörmüyorum. Teşekkür ediyorum Hakan. Arkadaşlar bana bir 20 saniyede oradan verin. Günaydınlar olsun demiş. Sağ olun size de. Dövizin direnç noktası nerede veya var mı bir direnç sorusu da senin sorun. Valla şu an itibariyle gördüğümüz tepe 7.20. Oranın üstüne çıkmadığımız sürece biraz sakinleşme beklemek mümkün ama ondan sonrası gerçekten fiyatlamanın ve öngörülebilirliğin çok zorlaştığı yerler. Bir de şunu söyleyeyim son cümle. Bayrama kadar bu işin tansiyonunu mümkün olabildiği kadar düşürmemiz lazım. Bayram bizim için uzun bir tatil. Bizim piyasalarımız kapalı olacak. O kapalı kaldığımız ya da savunmasız kaldığımız yerde kurun yukarı doğru yani yurt dışından tetiklendiğini görebiliriz. Mümkün olduğu kadar siyasi tarafta, uluslararası siyasette, belki iç siyasette ve ekonomik tarafta şu tansiyonu bu hafta ne kadar bastırabilirsek o kadar lehimize çalışacak. Peki teşekkür ediyorum herkese de. Ben bu kadar ederim. Zor bir gündemde eşlik ettiğiniz için bir kısa ara verelim. Aranın ardından ben kapatmak üzere burada olacağım. Evet, parametreyi kapatma vakti geldi. Geldiğimiz nokta itibariyle Merkez Bankası'ndan, BDDK'dan yapılacak olan açıklamalar. Berat Albayrak'tan aksiyon alacağız, aldık hatta. Bunları uygulamaya koyduk, mesajları önemli. Bunların ilişkin sonuçları takip edeceğiz diyelim. Parametreyi noktaya koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.